Merhabalar, bugün sizlerle Time War'un G1 kahve değirmenini inceleyeceğiz. Nasıl ki telefonlarda amiral gemileri var, bu kahve değirmeni için de Time War'un amiral gemisi diyebiliriz. 3 farklı brew yapısı var. Biri espresso için, birisi ise filtre kahve için. Bu filtre kahve brewları içinde ise 2 farklı model var. Bir tanesi titanyum, öbürü ise çelik. Ben titanyum olan seriyi aldım. İsterseniz kutu açılımıyla başlayalım. Güzel şık bir kutusu var, sade. Gayet korunaklı bir şekilde geldi. Şöyle çevresini size göstereyim kutunun ve alt kısmı. Kutuyu açalım. Güzel havalı. İçerisi sünger kaplı. Kutu içeriğine bakacak olursak bir tane kılıf bizi karşılıyor. Kılıf oldukça kalın. Değirmeni bunun içerisine koyduğumuzda darbelere çok fazla belki koruyamaz ama darbelere karşı en azından çizilmesini engeller. Şöyle bir yapıya sahip. Evet, değirmen kolu ve değirmenin kendisi. İçerisinden son olarak temizleme fırçası çıkıyor. Bunu da açalım isterseniz. Fırçası da gerçekten çok şık ve çok kaliteli gözüküyor. Kutu içeriğinde başka bir şey yok. Burada bir kullanma kılavuzu, garanti belgesi mevcut. Kullanma kılavuzunu da şu şekilde göstereyim. Bir yüz İngilizce, bir yüz Çince. Şöyle değirmene daha yakından bakacak olursak, gördüğünüz gibi kolu üst kısma yerleştiriyoruz. Bu şekilde oturuyor ve daha sonra çevirmeye başlayacağız. Kahve haznesi mıknatısla tutturuluyor. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane mıknatıslı tutma yeri tasarlamışlar. Altta da şu şekilde. Kahve kalınlığını buradaki klik sayısına göre belirleyebiliyorsunuz. Şu şekilde takılıyor. Ve gerçekten mıknatısların birbirinden ayrılması biraz zor. Bazı videolarda bunun çok çabuk bir şekilde ayrılabileceği yazıyordu. Söyleniyordu daha doğrusu. Ancak öyle bir şey olacağını çok öngörmüyorum açıkçası. Şimdi bakalım, bu büyük bir ihtimal sıfır seviyesinde klik. Clean sıfırda olduğunu da nasıl anlayabiliriz size şu şekilde göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi değirmenin kolu boşta. En sona getiriyoruz. Eğer bu kol bu şekilde havada kalıyorsa bu bizim sıfır ayarımız demektir. Bunu buradan arttırarak klik sayısını belirleyebiliyoruz. Bu şekilde çevirerek ayarlanıyor. Tekrar sıfıra getiriyorum. Şimdi bir kahve öğütümü deneyelim hep beraber. İlk önce Türk kahvesi için bir öğütüm gerçekleştireceğim. Bu da Time War için yaklaşık 9. klik seviyesine tekabül ediyor. Şimdi bunu 9. kliğe getirip 10 gram kahve öğüteceğim. Bakalım kaç saniyede öğütecek veya öğütebilecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 10 gramlık kahveleri bu şekilde hazırlamıştım. Açıkçası kahvelerim çok taze değil. Çok beğendiğim bir kahve de değildi. O yüzden bunları bu testte kullanacağım. 10 gramı içerisine boşaltıyorum. Kolu yerine oturtuyorum. İçirmeye başlıyorum. Birçok sitede 9. klikte
Türk kahvesi öğütmede yazıyor. Ancak şu ana kadar gayet rahat bir şekilde öğütümü gerçekleştiriyor. Evet, şu anda tamamlandı. Yaklaşık 3 dakika 10 saniye sürdü. Bakalım bir de kalınlığına. Şu şekilde. Bu şekilde tam Türk kahvesine uygun bir şekilde gözüküyor. Gayet güzel öğütmüş gibi. Şimdi bunu kenara alalım. Evet, şimdi bir de 15 klikte deneyelim bunu. Tabii öncekinde ben zamanlayıcı unuttum. Bunu da şuradan başlatacağım. Dokuzdaydık. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bakalım 15 klikte kaç saniyede bitirebileceğiz. Zamanlayıcıyı başlatalım. Evet, 51. saniyede 15 klikte öğütmeyi bitirdik. Şu şekilde. Bu da 15 klikte yaptığımız öğütme. Bir sonrakini 20. klikte deneyeceğim. Zamanımızı sıfırlayalım. Şimdi 20. kliğe getirelim. 16, 17, 18, 19, 20. Başlatıyorum dakikamı. Evet, 30. saniyede 20 klikte öğüttüm. Kalınlığına bir bakalım. Kalınlığı bu şekilde. Şimdi bir de 25 klikte deneyeceğiz. Şimdi zamanlayıcımızı başlatalım. Evet, 21. saniyede 25 klikte öğütümü bitirdim. Bu şekilde bir öğütüm mevcut. Evet, bugün sizlerle Time Algebra'nın incelemesini yaptık. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.